Uyan bakalım güzel prenses. Canım. Banu'nun ne işi var burada? Sana söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Duyunca çok sevineceksin. Bebeği mi buldunuz yoksa? Evlendiniz mi? Biz bebeğimizi bulduktan sonra Banu ile birbirimizi ne kadar sevdiğimizi tekrar anladık. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Niye bana daha önce söylemedin? Sürpriz olsun istedik. Melih benim, anladın mı? Sadece benim. Şimdi defol git evimden. Hadi çık çık çık. Ezik ya. Allah sizi kahretsin. Çık. Melih. Buradasın. Buradayım. Ne oldu? Yok bir şey. Bir an yanımda göremeyince korktum. Bir yere mi gidiyorsun? Çıkacağım. Karakola gitmem lazım. Bebeği çalan hemşireyi araştıracağız. Dün hastanede sonuçlar çıktıktan sonra gitmemiş miydiniz? Ya gittik de bir haber var mı diye bugün tekrar gideceğiz. Sakıncası yoksa tabii. Yok canım. Ne sakıncası olacak? Ben merak etmiştim sadece ama artık cevap vermeye bile tahammülün yok belli ki. Ya yapma böyle Gizem. Bak bütün gece uyumadım. Kafam çok karışık. Yani beni sen anlamazsan kim anlayacak? Elif sana emanet. Onunla ilgilen. Yalnız kalmasın. Tamam merak etme. Ben çıkıyorum. Mahalle bekletmeyin. Bebek bulunursa Melih'i kaybedeceğim. Bir şeyler yapmam lazım. Ya benim eşyalarımın yerini değiştirmeyin demiyor muyum size? Yok işte ya, yok! Banu? Abla dokan nerede ya? Al al al, bende bir tane daha var. Ben senin niye böyle kötü olduğunu biliyorum. Öf. Kıyamıyorum sana böyle ya. Karakola ben de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Ay bak hırkını da ters giymişsin. Hadi canım hadi çıkar da değiştirelim. Allah kahretsin ya. Kahretsin. Banu. Banu bağırma. Sabahtan beri bütün mahalle duydu zaten seni. Duysunlar abla ya. Aklımı kaçırmak üzereyim anlıyor musun? Bütün bu olanlardan dolayı aklımı yitirmek üzereyim ben artık. Ya bu kadar kalpsiz, bu kadar vicdansız olabilir mi? Bir annesinden bebeğini niye ayırır ki? Banu. Tamam biliyorum anlıyorum ama ne olur böyle hırpalama kendini. Ya bebeğim yaşadığına sevineyim mi üzüleyim mi abla onu bile bilmiyorum. Sevineceksin tabii bulacağız onu merak etme. Nasıl? Ha? Nasıl bulacağız? Nerede bulacağız? Kiminle nerede bilmiyorum ki. Banu suç duyurusunda bulundunuz tamam mı? Sakin ol biraz polisler mutlaka bulacaktır o hemşireyi. Bulmak zorundalar zaten. Bebeğime kavuşmak için bulmak zorundalar. Banu annemlere söyleyeceksin değil mi? Tabii söyleyeceğim abla. Volkan bu halde. Babam kahvehane köşelerinde sürünüyor adamcağız. Annem de sen perişan. Ben bir de bunu söyleyeyim tam olsun. Banu tamam da... Ya ne olursa olsun bilmek onların da hakkı. Abla sakın ne olur. Bana birazcık daha zaman tanı tamam mı? Bir de onlarla uğraşamam ne olur. Banu tamam da bu halini daha ne kadar saklayabiliriz bilmiyorum. Abla ne olursun. Lütfen. Şimdilik bir şey söyleme ben çıkıyorum. Söz ver bana. Söz. Ama bütün gelişmelerden beni haberdar et, tamam mı? Tamam. Hanım, nereye gidiyorsun yavrum? Kahvaltı et, gel. Anne dersim var, geç kalıyorum. Bana bak, dün de yemedin zaten böyle fıs fıs oturup durdun. Kız eğer benden yine bir şey saklıyorsan... Ay anne! Uf, yok bir şey. Sabah sabah gelme üzerime ya. Zaten cinlerim tepemde. Baba. Banu. Ne oluyor buna? Suna.
Ne oluyor buna? Sabahtan beri bağırıp çığırıyor. Bana bak, eğer gene siz benden bir şey saklıyorsanız... Ya ne olacak anne? İşte sınav dönemi, ondan bunun aksiliği. Bunlar kesin benden gene bir şey saklıyor. Hadi hayırlısı bakalım. Ah Banu, şimdi bir arasan. Gel desen. Efendim Eda? Ya ben öyle toplantı var diye apar topar çıktım da... sen nasıl oldun soramadım sana. Bildiğin gibi, kırık dökük. Aşığım ama gururum yüzünden sevdiğim kadını arayamıyorum. Oldu mu? İyi mi? Olmadı canım. Ben telefonu kapatıyorum, sen de Banu'yu arıyorsun. Neredeyse yanına koşuyorsun. Ya bak sen anlamıyorsun galiba Eda. Ben Banu'ya evlenme teklif ettim. Kabul etmedi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi mi konuşayım ha? Zaten Melih'le de karakola gideceklerdi onlar. Ay tamam işte, sen de git. Ne olursa olsun yanında olacağını göster Banu'ya ya. Güven kazanmak lafla olmuyor canım, göstereceksin. Banu bana zaten güveniyor. O zaman güvenini boşa çıkarma işte. Sevdiğin kızın sana en çok ihtiyacı olduğu anda onu yalnız bırakamazsın Can. Aslında Eda biliyor musun? Haklısın. Ben böyle evde oturmuş ne yapıyorum? İyi ki varsın kuzen. Daha sonra hatırlatırım bunu canım. Öpüyorum seni. Hatırlat bakalım. Pelin'le biz bir karar verdik. Dur bakalım, bunun arkasından bir şey gelecek ama hayırlısı. İyice meraklandırdınız, ne oluyor? Biliyorsunuz ben meslek lisesi mezunuyum. Hep üniversiteye devam etmek istemiştim ama bir türlü kısmet olmadı işte. Ama sizinle tanıştıktan sonra eğitimin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. Ve... meslek yüksekokuluna gitmeye karar verdim. Çok sevindim. Üzerinde böyle bir etkimiz olduysa ne mutlu bize. Pelin olmasaydı böyle bir şeye asla cesaret edemezdim. Sağ olsun beni çok teşvik etti. Vallahi bravo, yani ikinizle de gurur duyduk. İzninizle ben kalkabilir miyim artık? Tabii, nasıl istersen. Bir dahaki sefere sınavlara nasıl hazırlanacağını etraflıca konuşalım, olur mu? Çok teşekkür ederim İkbal Hanım. Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim? O nasıl söz öyle? Hiç zahmet etme Pelin'cim. Ben ne de olsa yolu biliyorum. İyi günler. İyi günler. Lanet olsun sana Yıldız. Lanet olsun! Delireceğim ya, delireceğim. Efendim? O sesin niye ters geliyor gene öyle? Yok bir şey. Bana bak kızım. Eğer dün isteseydim okkanın altına giderdin. Şimdi ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Anladın mı? Tamam. Peki. Ne yapacağım? Kaan'la Elif'in arasını bozacağız. O da nereden çıktı şimdi? Nereden çıktıysa çıktı. Sana ne diyorsam onu yap. Kaan bugün Elif'le görüşmek istiyor. Şimdi kalk Elif'in evine git. Telefonunu kapat, sessiz al. İşte ne yapıyorsan yap. Bir şekilde Kaan'la görüşmesine engel ol. Yıldız, tamam. Bana kızgınsın ama... dediklerimi yapmazsan başına neler geleceğini bir düşün. Dinliyorum. Ha şöyle. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinle. Aksilik, beceriksizlik istemem. Ben bu halde nasıl okula gideceğim ya?
şeyler yapmam lazım. Ama ne? Elif'cim, okula mı? Evet. Çıkabilecek misin bu halde? O ne demek? Yani ne bileyim, ben senin yerinde olsam hayatta dışarı adımımı atamazdım. Yani düşünsene, herkes yüzüne bakacak, ne olduğunu soracak. Ne diyorsun sen ya? Git odandan! Bana kızmana gerek yok ki, ben odandan gitsem de yüzüm böyle kalacak nasılsa. Defol git odandan! Lanet olsun! Lanet olsun! Hepinizden nefret ediyorum! Banu, arabayı karakolun yakında park ettim. Geliyorum, içeride buluşalım. Tamam. Efendim Gizem? Melih, çok acil eve dön, ne olursun. Niye? Bilmiyorum, Elif sinir krizi geçirdi. Birden etrafa saldırmaya başladı. Çok korkuyorum, ne olur. Nasıl ya? Ne oldu ki? Ya ne bileyim, niye seni delirdi diyorum sana. Üstüme saldırdı. Çok korkuyorum, ne olur gel. Tamam, 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 geliyorum. Evet, Lilium Demet'i. Bir saate hazır olur mu? Tamam, ben gelip alacağım. İyi günler. Ya oğlum, Sarp yüzünden kızı boş boşuna germişsin. Ne gerek vardı? Zaten bir sürü olay yaşadı. Yapma Ozi ya. Herif hem suçlu hem güçlü. Utanmadan bir de Elif'in kapısına geliyor. Ya abicim, zaten ben Sarp suçsuz demiyorum ama keşke kızı korkutmamak için biraz daha sakin davransaydın yani. Ne o? Hazırlıklar tamam galiba. Evet. Birazdan giyinip çıkacağım. Bugün okula Elif'i ben götüreceğim. O elindeki gömlekle mi gideceksin? Evet, niye ki? Ya kızın yanına ütüsüz gömlekle gidilir mi? Ver ben onu ütüleyeyim hemen. Haklı. Ya 5 dakikaya jilet gibi yaparım. Daha geç kalmayayım. Ya kalmazsın, hazırlarım hemen. Ya Banu, dinlemiyorsun ki. Vallahi bütün oyuncumu şimdi senden alacağım Melih. Gecikeceğim de ne demek ya? Ya Banu, Elif sinir krizi geçirmiş diyorum. Sonuçta o da benim kardeşim. Bu da bizim bebeğimiz. Bırak Melih ya Allah aşkına. Sanki seni tanımıyorum. Her zamanki halin işte. Hiçbir şey senden daha önemli değil, değil mi? Ya ben gelmeyeceğim demiyorum ki. Bir kıza bir bakayım. Keşke bebeğimizi sen de benim kadar seviyor, benim kadar önemsiyor olsaydın. Keşke. Banu. Vallahi Melih, gelmeyi istemiyorum. Ben kendim girer konuşurum komiserle. Hadi hoşça kal. Herif bir şey ya. Of Melih ya, of. Can. Senin ne işin var burada? Seni yalnız bırakmak istemedim ben. Sana o kadar ihtiyacım vardı ki iyi geldin. Hiç merak etme. Bebeğini bulacağız. Hadi girip bir an önce konuşalım ne olur. Konuşalım. Ay. Ay seni yerim ben. Onu mu istiyorsun? Al bakalım. Seni yerim ben, yerim. Popoyu da yerim. Ay popoyu da yerim. Seni böyle mutlu görmek güzel. Ya Cihan öyle tatlı bir bebek ki. Bir şekilde güldürüyor insanı. Gülmek sana çok yakışıyor. Gel bakalım. Bu arada geçen gün için teşekkür ederim. Hani parkta konuşmuştuk ya. Çok iyi geldi bana, sağ ol. Teşekkür etmene gerek yok. Sen mutlu ol, hep böyle gül yeter. Bu arada eşinle sorunu halledebildin mi? Yok. Benimle konuşmuyor. O böyle davranınca da ben ne yapacağım, ne edeceğimi bilemiyorum. Sanki itiyor beni. Anlıyorum. Düzelecektir ama merak etme. Ne yapıyorsun sen? Sıkıldın mı? Gel. Ne oldu? Niye apar topar çağırdın beni? Serenay, dünden beri telefonlarımı açmıyor.
Okula da gelmemiş. Ne bekliyordun ki? Kim bilir kızcağız ne haldedir şimdi? Kolay mı sanıyorsun? Ya biliyorum ama aklıma kötü kötü şeyler geliyor işte. Ev adresi falan yok mu sende? Yok Meveş. Olsaydı şu ana kadar çoktan evine gitmiştim herhalde. Her şeyi mahvettim ya. Serenay gerçekleri bu şekilde öğrenmemeliydi. Hayır. Ben Ögeday ile konuşursa diye korkuyorum. Ya öyle bir şey yaparsa biterim ben. Biterim. Ben en iyisi fakülte binasına gidip bir daha bakayım. Belki gelmiştir. Bir gelişme olursa bana haber ver. Tamam. Aynı mı hala? Evet hala içeride ağlıyor. Demin girip sakinleştireyim dedim. Eline ne geçirdiyse fırlatmaya kalktı. Zor kaçtım yanında. Ya bu niye böyle oldu ben anlamadım. Sabah evden çıkarken hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum ki. Sen gittikten sonra gireyim yanına biraz muhabbet edeyim dedim. Baktım hazırlanıyordu. Okula mı gidiyorsun dedim. Birden delirdi bağırmaya başladı. Sanki ben ona bu yüzden nasıl okula gideceksin demişim gibi hakaretler etti. Üstüme yürüdü resmen ya. Tamam ben... Kardeşim adına senden çok özür diliyorum. Neyse tamam önemli değil. Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun bari. Nefret ediyorum. Elif. Ediyorum. Elif ne yapıyorsun sen? Hayır 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 dur. Elif 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 sakinleş tamam. Dur. Bırak. Sevgilinin bana neler dediğini duysaydı. Ben artık böyle insan içine çıkamam. Ben geldim Melih'in evinin önüne. Şimdi dediklerimi iyi dinle. Bir yolunu bulup Elif'in telefonunu sessize al. Kaan aradığında ulaşamasın. Tamam, merak etme. Hadi göreyim seni. Güzel. Selam, Elif için geldin galiba. Yukarıda abisiyle konuşuyor, ben kaçtım. Dediğim gibi annesi ölmüş. Afyon'da da olabilir halen, başka yerde de. O zaman buraya geri dönmüş olabilir mi? Tüm yurtta aranıyor şu anda. Eski eşini sorguladınız mı? Belki onunla bağlantıya geçmiştir. Ekipler eski eşinin evine gitmek için yola çıktı bile. Birazdan haber alırız. Senin ne işin var burada? Helalleşmeye geldim. Ne demek o? Annem öldü Vedat. Başın sağ olsun. Gel. İçeri geç, ayakta kalma. Haberim olsaydı cenazeye gelmeye çalışırdım. Önemli değil. Benim sana söylemem gereken şeyler var. Ben çok büyük bir günah işledim. Vebalini de hala çekiyorum. Ama artık yolun sonuna geldim. Ne günahı ne diyorsun Demet? Açma. Bir dur bakayım kimmiş? Kim o? Açın polis! Yalvarırım burada olduğumu söyleme. Yalvarırım sana ne olur. Ya
Pelin, bu arada kusura bakma ya, sormadım. Çay, kahve falan bir şey içer misin? Hazırlayayım mı? Bir şey içmem, sağ ol. Teşekkür ederim. Peki. Ya benim başka bir yerde olmam gerekiyor Pelin. Ben çıksam ayıp olmaz değil mi sana? Yok canım, niye ayıp olsun? Ben zaten Elif için geldim buraya. Senden bir şey rica edeceğim ya. Ben gelene kadar Elif'le ilgilenir misin? Morali çok bozuk. Tamam, ilgilenirim, merak etme. Çok sağ ol. Bu elini asla unutmayacağım. Elif kaçar. Görüşürüz. Elifciğim, ne oldu sana? Pelin, ben çok kötüyüm. Canım benim ya. Anlat bakayım. Yine kim üzdü seni ha? Gizem geldi. Bir sürü hakaret etti bana. Bu yüzden dışarı nasıl çıkacaksın dedi. Aa. Kıyamam ben sana. Hem sen Gizem'i niye takıyorsun ki? Pelin, ben bunları hak edecek. Ne yaptım? Ne yaptım? Ağlama. Bak bakayım bana. Hadi git bir yüzünü yıka. Hadi. Yapmazsan sonun gelir Pelin. Karar senin. O telefonu sessiz alacaksın. Kaan da Elif'e ulaşamayacak. Ben bunu Öge'ye yapamam. Başkasından duymadan gerçekleri anlatmalıyım. Of. Öge day. Aşkım, biliyor musun, ben de şimdi tam seni düşünüyordum. Nasılsın bakalım? İyiyim. Müsaitsen görüşebilir miyiz? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Hemen şimdi mi? Bir an önce olursa iyi olur. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Telefonda anlatılacak bir şey değil. Peki öyle olsun. Ama benim dersim var şimdi. Çıkışta konuşalım. Olur mu sevgilim? Tamam. Ben seni Moda Kafe'de bekliyor olacağım. İnşallah bu Pelin salağı işleri eline yüzüne bulaştırmamıştır. Nasıl olmuşum? Vay, çok yakışıklı olmuşsun. Allah sahibine başlasın. Sağ ol. Elif'e kendimi affettirecek kadar yakışıklı olmam lazım. Vay, yakıyorsun. Sağ ol abi.
Neyse, Elif evden çıkmadan ben onu yakalasam iyi olacak. Duymuyor. Mesaj atsana. Doğru söylüyorsun. Neyse, hadi görüşürüz. İyi şanslar. Sağ ol. Kahve? Olur vallahi. Sen bunu izledin mi? İzleriz. Sevgilim, ben gelmeden evden çıkma. Seni almaya geliyorum. Dayanamıyorum Pelin. Artık dayanamıyorum. Vallahi ben de ne zamandır görmedim memur bey. En son boşandığımızın haftasında geldi eşyalarını almaya. Bir daha da ne aradı ne sordu. Bakmayacak mısın? Telefonun çalıyor. Çalsın, önemli değil. Belki karın arıyordur. Hiç sanmıyorum ama bakayım. Kimmiş? Banka. Kar satmaya çalışıyorlar. Peki. Şimdilik bu kadar. Eğer karnı zarar ya da nerede olduğuna dair bir ipucu öğrenirseniz lütfen bize haber verin. Tabii ki. Eğer dediğiniz altı yemişse gebersin daha iyi. Bu bebek numaralarıyla beni kandıramayacaksın Banu. Sevgilim, elimden almana izin vermeyeceğim. Komiser bey, tekrar bir sorsanız. Belki yeni bir gelişme olmuştur. Öyle olsa ararlardı. Banu Hanım, lütfen biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Banucuğum gel otur şöyle. Sakin ol, yapma böyle. Ya Can, ya kadını bulamazlarsa? O zaman ben ne yaparım? Bebeğimi nasıl bulurum? Söylesene. Ya bak, hemen böyle kötü düşünme. Dur bakalım. Elimiz kolumuz bağlı. Alo. Evet. Tamam, anlaşıldı.
Ne oldu, bulmuşlar mı hemşireyi? Üzgünüm, kadın orada değilmiş. Eski eşi de yerini bilmediğini söylemiş. Ya bu böyle olmayacak Can. Acaba Afyon'a falan mı gitsek? Banucuğum. Her yerde arıyoruz Banu Hanım. Gitmeniz bir işe yaramaz. Doğru. Yani şu anda beklemekten başka çaremiz yok. Ne yapalım? Hadi gel gidelim yavaştan. Acımıyor değil mi? Yok. Artık hiç bu acıyı hissetmiyorum. İşte oldu. Pelin. Oradan telefonumu verir misin? Ne yapacaksın şimdi telefonunu? Dinlen biraz. Lütfen Marcan. Görüyorsun değil mi? Herkes bana cüzdanlıymışım gibi davranıyor. Elifciğim, düşünme bunları. Biraz uyu. İyi gelir. Uyusam iyi gelir. Uyusam, bir daha hiç uyanmasam iyi gelir. Sen dinlen. Ben hemen geliyorum. Hallettin mi dediklerimi? Hallettim. Sorun yok. İyi o zaman. Şimdi Elif'i de al, çıkın evden. Kaan oraya geliyor. Ben bilmem. İstersen yangın çıktı de, su bastı de. Ne dersen de işte, bul bir yolunu. Yıldız, ne olur yapma. Yapamam. Anlamıyor musun? İyi. O zaman ne yap ne et, Elif görmeden Kaan'ı kapıdan yolla. Ya sen benden nasıl şeyler istediğini farkında mısın? Nasıl yollayayım çocuğu, ne diyeyim? Vallahi orasını ben bilmem. Çalıştır işte saksını. Bul bir yolunu, o kadar diyorum. Açmıyorlar ya.
niye cevap vermiyorsun Elif? Kim geldi? Hiç kimse. Yanlış zile basmışlar. Ne kadar salağım değil mi? Ben de Kaan geldi diye heyecanlandım. Kaan geldi sandım işte. Senden başka kimsem de yok. Sen benim en iyi dostumsun. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim Pelin. Ben böyle elim kulum mal beklemek istemiyorum Can. Ne olur bir şey yapalım ya. Vanlı komiseri duydun. Yani beklemekten başka çaremiz yok. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Benden her şeyi isteme. Ne olur bunu isteme. Bunun ne işi var burada ya? Melih nerede? Melih evde kaldı. Ben... Güzel. Senin ne işin var burada? Sevgilim sen gelemeyince ben gelip Banu'ya eşlik edeyim istedim ama... Can yalnız bırakmamış onu. Ama yetişemedim tabii. Çoktan gelip konuşmuşlar komiserle. Şimdi çıktılar. Ben sana bekle demedim mi? Konumuz bebeğimiz Melih, tamam mı? Onun için bir dakika bile kaybedemezdim. Kusura bakma. Ne dediler peki? Bayılacağım şimdi. Lavaboya gidip yüzümü yıkamak istiyorum. Sen anlatırsın Can. Ben de gideyim. Belki orada yardıma ihtiyacı olur. Aşkım. Hoş geldin. Otursana. Sevgilim. Beni korkutuyorsun sen ya. Ya telefonda da sesin bir tuhaf geldi zaten. Ya anlatacağım. Mehveş bir durur musun? Ne bu halin? Anlatsana. Ege. Biliyorsun. Seni çok seviyordum. Ama... Ben çok kötü bir şey yaptım. Affedilmez bir şey. Nasıl yani? Ya sevgilim bilmece gibi konuşma lütfen. Ne olduysa anlat hadi. Ben... Ben Özgür'le öpüştüm. Ne? Burada da yok. Niye kayboldun Serenay ya? Beş, ne dediğinin farkında mısın sen? Hani aranızdaki her şey bitmişti? Hani Özgür'ü sevmiyordun artık? Ben de öyle sanıyordum ama... Ama ne Beş, ama ne? Ya inan bana, Özgür'ü unutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama olmuyor işte. Yaşadığımız onca güzel şeyden sonra bana böyle yaptın ya. Ne de sen haklısın. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ama olan oldu işte. Müge, sen çok iyi bir insansın. Beraber olduğum süre boyunca beni çok mutlu ettin. Ama ben seni hak etmiyorum.
Seni daha fazla üzmek istemiyorum. O yüzden galiba en doğrusu ayrılmak. Ne yaptın, ne yaptın? Bebek mi çaldın? Para için. Ailesi öldüğünü sanıyordu. Sen aklını mı yedin be kadın? Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Üstüme gelme ne olur. Çok pişmanım. Hayatım o bebek yüzünden alt üst oldu. Boşanmamız. Annemin ölümü. Başıma gelen bütün felaketlerin sebebi. Demek... Geçen gelen çift. Hangi çift? Biri mi geldi? Kaç hafta önce bebeğin ailesi geldi eve. Seni sordular. Bebeğin ailesi mi geldi? Yahu polis geldi az önce, polis. Bebeğin anasını babasını geldiğine niye şaşırıyorsun? Bittim ben. Bittim. Ne işin var burada ya? Bebeğinin yaşadığı ortaya çıkınca havalara girmişsin bakıyorum. Ne diyorsun sen be? Diyorum ki sırf ondan çocuğun var diye Melih'in sana kalacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Melih benim sevgilim. Aptal aptal konuşma kızım. Vallahi ben hatırlatayım da. Komiser olumlu konuştu. Yani kadının kimliği de belli olduğu için bebeğinizi her an bulabilirsiniz. Yani hemşirenin bulunması yeterli aslında. Onu önce ben bir bulsam ne yapacağım biliyorum da. Neyse. Ya bu arada sen nasıl oldun Can? Hastalığın nasıl olur bilmiyorum da bir gelişme, bir iyileşme var mı? Rahat ol, rahat ol. İyi gidiyor. Hatta Banu yanımdayken daha da iyi hissediyorum kendimi. Anlayacağını iyileşiyorum. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey var Melih. Ya Gizem'in seninle konuşma olayını söylüyorsan... Banu daha önce söyledi bana bunu, biliyorum. Yani kusura bakma, o da kendine göre bir kurum... Yok yok. Konu aslında Banu ve benle alakalı. Hayırdır? Ben Banu'ya evlenme teklif ettim. Ne yaptın? Ne o? Planın ortaya çıktı galiba, bu kadar öfkelendiğine göre. Bana bak kızım, bana hiç bulaşma tamam mı? Ben bebeğimi kaybettim, bebeğimi anlıyor musun? Melih de bebeğimin babası. İkimiz çocuğumuzu arıyoruz. Sakın bana bulaşma. Eğer bulaşacak olursan aklınla beraber sevgilini de alırım elinden, görürsün. Elif'e bir türlü ulaşamıyorum da belki sen okulda görmüşsündür diye sorayım dedim. Yok abi, hayır, görmedim. Herhalde gelmedi. Nerede o zaman? Evinde de yok. Vallahi bilmiyorum. Melih'e sorsana. Doğru ya. Eyvallah abi, sağ ol. Tamam, sorun değil. Hakan, bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Tamam, görüşürüz. Senin de bilmen gerekir diye düşündüm. Sonuç olarak bir bebeğiniz var. Seni düşündüren bir şey mi var? Yok canım, ne olsun. Ya sonuçta ben Banu'nun mutlu olmasını isterim ama bu biraz hızlı olmadı mı? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ne hızlı olsun. Hem zaten... Zaten? Yürü Can, gidiyoruz. Sana gelecek olursak bana bak, o kız arkadaşınla konuş, bir daha benim karşıma çıkmasın. Yoksa çok kötü olacak. Ne diyorsun Banu? Bana bak, hiçbiriniz umurumda değilsiniz tamam mı? Sadece çocuğum ilgilendiriyor beni. Başka da hiçbir şey ilgilenmiyorum. Yürü Can! Banu! Kusura bakma. Ne oluyor abi? Hani ne oluyor? Kolay gelsin Suna. Sağ ol. Sessiz konuş. İçeride ikisi de uyuyor. Neler yap? Bayılırım sarmaya. Ya Suna,
Bir tane alsam kızmazsın değil mi? Niye kızayım canım, al tabii. Ya çocukken ne zaman tencerenin içinden sarma yemeye çalışsam annem elime vururdu. Oh, çok sıcak. Su vereyim sana. Ay kusura bakma, panik oldum da. Yok yok, sorun değil. Su zaten kurur. Ben de elimi yıkayayım da. Gizem, ne oldu? Niye tartıştınız Banu'yla? Tartışma dediğin karşılıklı olur Melih. Kız bütün incini aldı benden. Ben ağzımı açıp tek kelime bile edemedim. Allah'ım, nasıl bir gün bu böyle ya? Sabah Elif payladı, şimdi de Banu Hanım'ın bir dövmediği kaldı yani. Allah Allah, Banu durup dururken kimseye dalaşmaz aslında ama. Ne yani? Ben onu kışkırttım, o da yaptığında haklı öyle mi? Hayır güzelim, ben öyle bir şey demedim. Sadece merak ettim, o kadar. Ben sana olanı anlatayım. Benden de bebeğimden de uzak dur diye tehdit etti beni. İlişkimizi kıskanıyor işte besbelli. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Sevgilim de karşıma geçmiş, hala onu savunuyor. Bravo sana. Tamam güzelim, tamam hadi gel. Gel yolda konuşalım. Gel. Ya aptal bu kız, resmen aptal. Canım ne oldu, anlatmayacak mısın? Beyinsiz o kız Can, ben sana söyleyeyim. Kalkmış aklı sıra beni korkutacak, bana meydan okuyacak. Yok ben Melih'i onun elinden alacakmışım eğer bebek ortaya çıkarsa. Yok... Sana böyle mi söyledi? Daha neler söyledi ya, bir duysan. O eksik zekasıyla artık neler kuruyorsa. Sanki benim aklım fikrim Melih'te, başka bir şey düşünmüyorum ben. Banu. Ya inanabiliyor musun Can? Ben burada acı çekiyorum. Oğlum kaçırılmış, üzülüyorum, ağlıyorum. Hanımefendinin derdine bak ya. Banu. Efendim. Benim sana bir şey sormam lazım ama doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Tabii ki, sor. Sen, yani sen Melih yüzünden mi benim evlenme teklifimi reddettin? Ha? Ne? Evet dinliyorum, yani Melih'i unutamadın mı Banu? Sebep bu mu? Söyle, bilmem lazım. Doğruyu söyle bana. Melih yüzünden mi? Ne yaptın? Yollayabildin mi Kaan'ı? Yolladım. Yolladım sayılır. Ne demek sayılır? Yani kapıyı açmadım. O da kimse yok sanıp gitti. Aferin kız. E peki Elif ne dedi? Sormadı mı kim geldi diye? Sordu. Yanlış gelmişler dedim. Aferin kız. Kafan çalışıyor bakıyorum. İyi iyi. Baktın mı bu arada Elif'in telefonuna? Baktım. Bütün aramaları sildim. Sorun yok. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Yap dedim mi yapacaksın? Ne öyle trip atmalar falan? Ya trip falan atmıyorum. Sadece artık kendimi kötü hissediyorum. Anlamıyor musun? Bir daha benden böyle şeyler isteme ne olur. Daha yeni başlıyoruz Pelin'cim. Ne istersem onu yapacaksın. Mecbursun. Elif. Elif canım, ben buradayım. Uyan. Hadi uyan. Geçti canım, geçti. Kabus gördün sadece. Otobüsteydim Pelin. Çok kalabalıktı. Bütün insanlar... Bütün insanlar dönüp bana bakıyorlardı. Kan kalktı. O da indi. Yalnız kaldım ben. Herkes bana dönüp güldü. Tamam ama hepsi geçti. Sadece kabustu. Sana su getireyim mi? Ne olur gitme. Beni yalnız bırakma. Beni. Lütfen. Tamam. Buradayım. Thank you.
Kaan aramadı değil mi? Allah'ım. Allah'ım ne olur yardım et bana. Ne olur yardım et bana. Şurama bir şey çaktı benim. Şurama bir şey çaktı benim. Her gün bir kabusun içinde yaşıyorum. Nefes alamıyorum ben. Nefes alamıyorum ben. Biliyorum bir tane. Biliyorum. Ama hepsi geçecek. Ben açarım. Sana gelmiş. Kimdenmiş? Bilmem. Herhalde Kaan'dandır. Yalnız değilsin. Peki Melih ne dedi? Bilmiyorum Elif'in nerede olduğunu. Ona da ulaşamıyorum ki. Sanki ağız birletmişler gibi ikisi de açmıyor telefonunu. Bak şimdi ben de merak ettim. Arasana bir daha. Açmıyor mu? Of, vallahi kafayı yiyeceğim şimdi ha. Durup dururken nereye gider ki bu kız? Niye açmıyor telefonunu anlamadım. Bebeği onlara geri vereceğim. Bu vicdan azabıyla yaşayamam artık. Sakın böyle bir şey yapayım deme. Hapse girersin. Yaşatmazlar seni. Böyle de yaşıyorum sayılmaz ki. Hakkını helal et. Birkaç güne kadar bu işi halledip vicdanımı temizledikten sonra polise teslim olacağım. Başka çarem yok. Yahu delirdin mi sen? Bu yaştan sonra hapislerde mi yatacaksın? Ne yapayım peki? Bir çıkış yolu bul o zaman bana. Polisi falan karıştırma. Bebeğin gerçek annesinin telefonu var mı? Verdiğin kişilerin adresi var mı? Var. Aç o zaman telefonu. Her kime verdiysen söyle kapat. Daha da karışma. Bebeği verdiğim aile. Çok tehlikeli insanlar. Beni öldürürler. Bir halt yemişsin artık. Bu saatten sonra başka şansın yok. Dediğimi yap. Neyse, ben kalkayım artık. Anladın değil mi? Sakın bir delilik yapma. Buraya geldiğimi kimseye söyleme lütfen. Biraz geldi değil mi? Gel bakalım. Seni yatıralım biraz. Ben ne yaptı acaba? Banucuğum, ne yaptın? Neredesin? Merak ettim seni. Herif Banu'ya resmen evlenme teklif etmiş. Sana ne oluyor Melih? İşine baksana sen. Canım, bir an önce eve gidelim mi? Ben hiç iyi hissetmiyorum. Çok sinirim bozuldu. Tamam canım. Düşünme Melih. Düşünme. Bak, senin yanında Gizem var. Söyledim ya işte, iyiyim. Tamam,
Akşamı detaylı konuşuruz. Merak etme, Can yanımda zaten. Tamam, hadi hoşça kal. Evet, senden bir cevap bekliyorum Banu. Can, nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Yani Melih ile ortak bir geçmişiniz var. Bebeği bulunca belki de Melih ile... Asla! Oğluma kavuştuğum zaman yanımda olmasını istediğim tek kişi sensin Can. Banu Hanım, sizin bebeğiniz ölmedi. Hala yaşıyor. Ben ne yaptım Allah'ım ya? Her bebeğimi bulmaya ne kadar yakınmışım. İşte bu kadın da. Ne istiyorsunuz benden? Kimsin sen ya? Bebeğin yaşıyor derken ne demek istedin söylesene. Seher'in ismini ben ona söyledim. Ben size yalan söyledim. Demiştim işte sana, gördün mü? Zerrin Hanım tuttu seni değil mi? O söyletti sana bunları değil mi? Ya cevap versene. Evet, o söyle dedi. O tuttu seni değil mi? Öyle. Allah kahretsin ya. Her şey ortadaydı. İnanmadım ben ona. Ben ona ve inanmadım. Banu, Banu kendine gel. Banu. Allah'ım, ise benim suçum. Ah, benim suçum. Tamam canım, geçecek. Hepsi geçecek. Ben Banu'ya evlenme teklif ettim. Bir şey bitecek hal mi kaldı bende ya? Nerede yine bu ya? Hadi oğlum, hadi yürü, yürü, evet. Ha? Hadi. Günaydın. Günaydın. Ay, uyuyup kalmışım. Sen hiç uyumadın mı? Yok, uyumadım. Hadi abicim, hadi geç aradan, geç. Yediniz mi bir şeyler? Evet, atıştırdım ben birazcık. Kaan? Yok, çıktı. Yapma kardeşim, yapma şunu. Okula mı gitti? Hadi ya, üf. Yenildim yine. İyi mi? Efendim, sen ne demiştin? Kaan diyorum, okula mı gitti? Yok, Elif'le buluşmaya gitti. Erkenden çıktı. Ben bir kahve alacağım kendime, ister misin? Yok canım, sağ ol. Ben demin içtim. Pelin, iyi ki varsın. Senden başka kimse yok yanında. Senden başka kimsem de yok. Sen benim en iyi dostumsun. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim sana. Thank you.
nasıl bir insansın ya? Bunu ona nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Allah kahretsin! Çıkıyorum. Günaydın anne. Günaydın canım. Ne oldu Pelin'cim? Yok bir şeyim, iyiyim. Pelin? Pelin'cim, ne oluyor anlatır mısın? Anneciğim, lütfen yalnız kalmak istiyorum. Bak bakayım bana. Yüzüme bakar mısın? Kim üzmüş benim güzel kızımı? Anne. Söyle bir tanem. Anne, ben çok kötü biriyim. Hiç para etmezim tekiyim. O nasıl söz öyle? Sen benim bir tanemsin, meleğimsin. Değilim işte, değilim. Sen hiç kötü biri olabilir misin? Arkadaşların için neler yapıyorsun? Elif için neler yaptın? Düşünsene. Pelin'cim ne oluyor? Anlatır mısın lütfen? Bırak telefonu şimdi. Aramak isteyen olursa arar tekrar. Anne tamam, ben iyiyim. Bu telefona bakmam gerek. Pelin'cim. Lütfen izin verir misin? Efendim. Aferin. Dün iyi iş çıkardın. Yıldız, ne olur bırak artık, bitsin. Bana bak Pelin. Ben ne zaman istersem o zaman biter. Şimdi aç kulağını da beni iyi dinle. Bugün de beni hayal kırıklığına uğratmayacağına eminim. Şimdi doğruca Elif'e gidiyorsun. Yıldız, ne olur dayanamıyorum, yeter. Sırlayıp duracağına aç kulağını da iyi dinle beni. Abi dünden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin? Dur bir oğlum ya. Bir sakin ol. Ne oldu? Ya dün buraya geldim Elif'i almak için. Kapıyı çaldım çaldım, kimse açmadı. Aradım, telefonlarımı da açan olmadı. O yüzden ben de seni aradım. Ya dün başım çok kalabalıktı benim. Meşguldüm. Sonra da dönmeyi unutmuşum. Kusura bakma. Elif nasıl? Kötü. Dün geldiğinde ağlama krizine girmiş. Aynayı falan indirmişti. Her yer darmadağın. Gizem'e de bağırmış. Pelin de zor sakinleştirmiş. Beni arasaydınız ya. Hadi sen unutmuşsun. Pelin niye aramıyor ki beni? Ne bileyim ben. Açar kendin sorarsın Pelin'e. Ya bak Kaan. Benim dört bir yanım sorunla dolu abi. Neye yetişeceğimi şaşırdım. Gözünü seveyim. Şu kızı bir şekilde sakinleştir. Tekrar okuluna geri dönmesi gerekiyor. Yoksa iyice kendine saracak, kaybedeceğiz kızcağızı. Odasında mı? Hmm. Tamam. Bir de ben konuşayım. Elif. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Hadi kalk da konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Hadi kalk yataktan tembel. Bırak! Böyle kafanızı el estiğin de odama girmeyin. Yeter! Ne yapabilirim senin için ha? Söyle. Seni böyle gördükçe ben de kahroluyorum. Kendimi affedemiyorum Suna.
Sanki bebeğimi böyle başkalarına ellerimde vermişim gibi hissediyorum. Banu saçmalama. Ya nereden bilebilirdin o hemşirenin doğru söylediğini? O gelene kadar bebeğinin yaşadığını bile bilmiyordun. Evet ama ona inanmadım abla. Geldi kadın söyledi, inanmadım ben ona. Zerrin'in yolladığını zannettim. Birinin bebeğimi çalabileceğine gerçekten inanmadım ki. Banu yapma bunu kendine, yapma. Şimdi Eda Aylık düşünsene. Burnu, dudakları, o gözleri kime benziyordur? Hangimize benziyordur ki? Ne? Aman. Ne oldu? Yavrum, niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anne. Anne, kendimi affedemiyorum. Tamam kızım. Alo. Ne yaptın? Bebeği verdiğim insanların evinin önündeyim. Bekliyorum. Neden dediğimi yapmıyorsun? Neden annesini arayıp söylemiyorsun? Önce bebeğin hala burada olduğundan emin olmam gerek. Emin olmam gerek demek ne demek? Tutup da başkasına verecek değiller ya. Hala burada mı yaşıyorlar bilmiyorum. Taşınmış olabilirler. İyi, ne yapıyorsan yap. Dediklerimi sakın unutma. Emin olunca annesini ara, ver adresi. Daha da karışma. Tamam. Kapatıyorum. Annemiş benim aslan yeğenim. Galatasaraylı mı olacakmış bu büyüyünce? Kızları peşinden mi koşturacakmış bu? Levent, sabah sabah azdırma şunu. Abla sen niye ayaklandın? İyiyim ben, iyiyim. Gereksiz yere zorluyorsun kendini. Üf, ne yapayım? Yat yat sıkıldım. Hem gayet iyiyim. Galiba ameliyata gerek kalmayacak ha? Ya eminim öyledir. Üf, Levent. Bunaltma insanı. Ya abla bir şey demiyorum ki. Senin iyiliğin için söylüyorum. Ya iki gündür ne aradın ne sordun. Şimdi mi merak ediyorsun? Nasıl ya? Asıl sen iki gündür telefonlarıma cevap vermiyorsun. O kadar mesaj attım. Hatta kapına bile geldim. Bu kadar kolay yalan söyleyebildiğini bilmiyordum Kaan. Sana ne zaman yalan söylediğimi gördün Elif? Bak! İyi bak! Mesaj var mı? Arama var mı? Hiçbiri yok. Sadece bu sabah aramandan başka hiçbir şey yok Kaan. Tamam. Dünü geçelim. Bugün niye açmadın telefonlarımı? Beni en zor günümde yalnız bırakan birinin telefonlarını açmak istemedim. Ne oluyor burada ya? Elif niye bağırıyor? Gidin. İkiniz de odamdan gidin. Gel sen, gel sen. Ne oldu Kaan, nedir mesele? Ya iki gündür aramıyorsun diyor. Aradım, az önce sana da söyledim. Kapıya bile geldim biliyorsun. Ya Melih, gözünü seveyim şu telefondaki cevapsızları göster ya. Ya en azından yalan söylemediğim anlaşılsın. Dün bana da yalancı diye bağırdı çağırdı. İyice bozuldu psikolojisi, ne dediğini bilmiyor. Kaan, ya gözünü seveyim sen ilgilen şu kızla. Yani ben artık 40 parçaya bölündüm. Neyle uğraşacağımı şaşırdım. Tamam, kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Merak etme. Ya kendine zarar vermesine izin vermem. Rahat ol. Ben de geliyorum. Gizem. Ya kaç kere konuştuk seninle bu meseleyi? Lütfen ya, gelmiyorsun. Banu istemiyor gelmemi değil mi? O yüzden böyle davranıyorsun. Cevap versene. Serenay, ne olur bir dakika dinle. Konuşmamız lazım. Git başımdan. Serenay, lütfen. Bak, fazla vaktini almayacağım. Söz veriyorum. İyi. Konuş hadi, seni dinliyorum.
Gizem, tartışacak halim yok ya, görmüyor musun? Ben başlatmadım ama. Bana Banu'nun laflarıyla gelen sensin. Ben kimsenin lafıyla falan gelmiyorum. Hale bak ya. O kendi sevgilisini yanında götürüyor ama. Hatun herkesi kendi parmağında oynatmayı öğrenmiş maşallah. Bak sevgilim, tamam. Anlıyorum, yanımda olmak istiyorsun. Ama ben de çok zor durumda kalıyorum. Farkında değil misin? Hayır değilim. Benim için iki laf edemeyeceksen boş ver zaten. Yeter artık ama ya. Neyse ne. Ben karakola gidiyorum Gizem. Ve sen burada kalıyorsun. Hanım, ne oluyor? İki gündür bir haller var sende. Okuldu, dersti. İnsan bu kadar üzülüp ağlamaz ki. Anne, ben demek ki kafayı takıyorum. Yani ne, sınıfta kalsam, okuldan atılsam daha mı iyi? Ay, bunaldım ya. Canım, olmuyorsa olmuyor. İnsan kendine bu kadar eziyet eder mi? Bana bak, Can üzmüyor seni değil mi? Ay yok anne, onunla aramız iyi. Ha, iyi. Sunan, yavrum ne olur kurban olayım. Volkan'la konuş, gönlünü al da öyle git. Bak iki gündür ne yiyor ne içiyor. Perişan oldu çocuk. Olsun, perişan olsun. O benden özür dilemeden ben onunla konuşmam anne. Sürekli alttan al sus. Ne oldu? Ben yoruldum. Ya niye öyle söylüyorsun? Annem anlayacak stres çekiyorum her sabah ya. Merak etme, inanmıştır söylediklerimize. Zaten bebeğin kaçırıldığını duysa da inanmaz. Anı? Ama demek istemedim. Ah, Can. Buluşacak mıydınız? Yo. Can? Merhaba canım. Nasılsın Suna? İşte, fena değil. Ben seni almaya geldim. Karakola beraber gideriz. Hatta Sunay'ı da gideceği yere bırakırız. Olmaz mı? Vallahi çok iyi olur. İyi ki geldin. Hadi gidelim o zaman. Biliyorum. Baştan hatalı davrandım. Nasıl hissettiğimi söylemeliydim sana. Ama o kadar mutluydun ki bir şey yapamadım işte. Böyle olması daha mı iyi oldu peki? Hayatımı mahvettin Özgür. Paramparça ettin beni. Ne desen haklısın. Yaptığımın hiçbir savunulur tarafı yok. Ama bir şeyi bilmeni istiyorum. Ben hiçbir zaman seni üzmek istemedim. Ama üzdün Özgür. Hem de çok. Seneray lütfen. En azından arkadaş kalalım. Dalga mı geçiyorsun benimle? Canımı yaktın sen benim. Aşkımı fırlatıp attın. Bundan sonra sakın karşıma çıkma, anladın mı? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Serenay. Özür dilerim. Can, gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek Suna, lafı mı olur? Hadi ablacığım, kolay gelsin. Bana bak, beni gelişmelerden haberdar edin ha. Merak ettirmeyin. Tamam, merak etme. Görüşürüz. Ah, çıkıyor muydun sen? Ben çıkıyorum ama bizimkiler evde. Hala buradalar, bir yere gitmemişler. Sen hasta falan mısın? Yoo, ne oldu ki? Rengim biraz soluk gözüküyor da. Ah, hava soğuk ya. Üşüdüm ondandır. Ama yine de çok güzel gözüküyorsun. Neyse, ben içeri geçeyim. Cihan özlemiştir beni değil mi?
Alo, Vedat. Müsaitsen görüşebilir miyiz? Evet, evet. Hala aynı evdeler. Tamam, kapatıyorum. Gizem, sen iyi misin? İyiyim. Çıkmam lazım. Birine haddini bildirmem gerekiyor. Sana papatya çayı getirdim. Kızgınlığım papatya çayıyla geçmez ama. Elif, bana haksızlık ediyorsun ama. Dinlemek istemiyorum Kaan. Lütfen. Gider misin? Hayır. Sinirin geçene kadar şuradan şuraya adımımı atmıyorum. Ayrıca derslerinde bu kadar ihmal edemezsin. Ben bakarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen iyi misin? Gözlerin kızarmış. İyiyim iyiyim ya. Havadan kızarmıştır. Elif nasıl? Hiç iyi değil. Odasında. Geldiğimden biraz ağır yiyip duruyorum. Ben bir bakayım. Tebrik ederim. Çok uğraştın ama sonunda Mehveş'i elimden almayı başardın. Anlamadım. Aptal numarası yapma bana be. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. O zaman müjdeyi ben sana vereyim ha. Sonunda istediğin oldu. Dün Mehveş benden ayrıldı. Hayırlı olsun. Bundan haberim yoktu. Numara yapmayı bırak be. Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Bana çok büyük bir acı yaşattın. Umarım bunun ağırlığını kalbinde ömür boyu taşırsın. Hadi aç ya. Yeter ya. Arama artık. Ya bunu Nogi'ye nasıl yaptım ya? Nasıl? Canım bak, emin misin karakola gitmek istediğine yani? Bir haber olsa ararlardı zaten. Yok canım, ben böyle duramam. Her şey üstüme geliyor. Tamam. Sen nerede? Ne kadar istersen bekleriz. Sağ ol canım. Banu, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Ben dün Melih'e sana evlenme teklif ettiğimi söyledim. Bir şey söylemeyecek misin? Kızdın mı yoksa? Yok canım, niye kızayım ki? Ama sanki... Evet. Yani ne bileyim, bence bilmesine gerek yoktu. Melih bilse de olur. Bilmese de olur. Niye böyle bir şey söyledin ki canım? Ben öyle düşünmedim yani. Bebeğin babası. Bilmesi lazım. Öyle değil mi? Sonuç olarak bebeği bulunca evlenmeyecek miyiz biz? Yani öyle tabii. Ama yine de bilmesine gerek yoktu bence. Thank you.
Tamam, kalk, Yasin tamam, öldüreceksin tamam, oğlunu yapma. Kalk. 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 Buradan hiçbir yere gitme. İstersen öldür beni. Gelsin dur. Ben şimdi anne oldum yani, öyle mi? Evet. Hem de en güzeli. Her şey istediğimiz gibi oldu Melih. Evet, çok şükür. Bebeğimizi getirsinler artık. Birazdan getirirler. Konuyu konuşmaya çalışsak kavga ediyoruz. Vallahi sen görmeyeli çok değişmişsin. Benim tanıdığım Gizem hayatta böyle bir kıza papuç bırakmazdı. Merak etme canım. Benim de öyle bir niyetim yok zaten. O zaman bir an önce harekete geç. Böyleleri çok kurnaz olur. Meydanı boş bırakma. Doğru söylüyorsun. Bırakmayacağım. Ne olursa olsun Melih'in yanında olacağım. Görüşürüz canım. İşte. Pelin de geldi. Yalnız değilim artık. Sen git kal. Hayır. Beni affedene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Durumu daha da zorlaştırdığının farkında mısın? Kaan'ın yanında Sarp'ın gönderdiği çiçeklerden bahset. Sen çiçeklerin suyunu değiştirdin mi canım? Yok. Kim gönderdi çiçekleri? Sarp göndermiş. Ne? Nasıl ya? Bir de utanmadan sana çiçek mi göndermiş? Ne var bunda? Gönderemez mi? Ne demek ne var? Ya adamın gönderdiği çiçekleri bir de odanda tutuyorsun. Ne yapsaydım? Çöpe mi atsaydım? Evet, çöpe atacaksın. Dokunma. Elif. Ya Kaan, sen beni bir kere bile aramadın. Çocuk en azından bir incelik yapmış da çiçek almış. Aradım. Defalarca aradım ama açmadın. Yalan söyleme. İnanamıyorum ya. Seni bu hale sokan bir adamın hediyesini kabul ediyorsun ya. Pes. Asıl sana pes ya, pes. Kaan. Sen en iyisi bana mutfakta yardım et. Ne haber? İyidir. Bakıyorum yüzün gülüyor. Dünkü çiçek mevzu iyi oldu herhalde. Ya vallahi iyi mi oldu, kötü mü oldu tam bilmiyorum ama iyidir umarım. Niye? Çiçeklerden sonra aramadı mı? Yok, aramadı. Ama beğenseydi arardı değil mi? Dur daha canım, çok yeni. Hem kazanın üstünden ne kadar zaman geçti ki? Biraz sabırlı ol. Ya bence hiç hoşlanmadı benim çiçek göndermemden. Eğer hoşlanmamış olsaydı arayıp bağırır çağırırdı. Yapmadığına göre. Doğru diyorsun galiba. Benim bildiğim Elif çoktan arayıp canımı okumuştu. O zaman şimdi ikinci tura geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım da ne yapacağız? Malum. Elif evden çıkmıyor. Okula da gelmesi gerek. Eğer sen onu evden çıkmaya ikna edersen onun kahramanı olursun. Neveş, neredesin sen? Sabahtan beri arıyorum. Neden açmıyorsun? Biraz yalnız kalmak istedim.
En azından mesajlarıma bir cevap verseydin. Çok merak ettim seni. Ya gördüğün gibi iyiyim. Bir şeyim yok. Ögeda ile karşılaştım. Ayrılmışsınız. Ne yapsaydım? Olanlardan sonra onu kandırmaya devam edemezdim. Gereç, ne olur böyle yapma. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Hayatım boyunca yapmam dediğim şeyi yaptım. Sevgilimi aldattım. Kötü bir insanım ben artık. Hayır değilsin. Sen benim gördüğüm en iyi, en güzel, en merhametli insansın. Ayrıca biz ne yaptıysak birbirimizi sevdiğimiz için yaptık. Bizi kötü insan yapmaz ki. Eğer insanları üzdüysen, eğer onların kalplerini kırdıysan yapar. Ya tamam, haklısın. Bizim de hatalarımız oldu. Ama bir de şu yönünden bak. Önümüzde hiçbir engel kalmadı artık. Yeniden birlikte olabiliriz. Üzgünüm Özgür. Yapamam. Seninle birlikte olamam. Üstüne pek gitme. Ya onu tanıyamıyorum. Dün o kadar aradım, mesaj attım, cevap bile vermedi. Sonra da aramadın diye yalancılıkla suçluyor beni. Psikolojisi çok bozuk. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Sen dün buradaymışsın. Ya ben kapıya kadar geldim. Çaldım çaldım, açan olmadı. Duymadınız mı? Bilmem ki. Duymamışız demek ki. Belki de benden önce gelmişsindir. Sürahiyi uzatır mısın? Biraz su eklemek gerek. Peki dün niye beni aramadın? Elif ağlama krizi geçirmiş. Aynaları indirmiş. Niye beni çağırmadın? Çünkü kimseyi görmek istemiyordu. Sarp Bey'in çiçeklerini kabul ediyor ama. Kaan, bak. Elif'i iyi tanıyorum. Eğer bu haldeyken üstüne giderse tamamen kaybedersin onu. Tamam, biliyorum yanında olmak, yardımcı olmak istiyorsun. Ama bak görüyorsun işte ters tepiyor. Lütfen biraz geri adım at. Zorlama. Peki tamam. Dediğini yapacağım. Ama sadece şimdilik. Neyse. Hoşça kal deyip gideyim. Şimdilik gidiyorum. Ama seni bırakmayacağım Elif. Bunu bil. Yok ya, hayatta olmaz. Hem ben evine gitsem zile bastırman kovar beni. Yok ya, yapamam ben. İyi, sen bilirsin. Yani diyorsun ki Elif'i Kaan'ın kollarında kendi ellerimle bırakayım. Bravo, büyük adammışsın. Helal olsun. Artık nikah şahitleri de sen olursun. Ne diyorsun sen ya? Onun kollarında ben var ya. Niye o zaman korkakça davranıyorsun? Ben korkak falan değilim. Sadece ne yapacağımı bilmiyorum, o kadar. Sen ne yapacağını bana bırak. Şimdi git ders notlarını al. Kız derslerden uzak kaldı tabii. Ya Melih evdeyse? Ya bir şey olmaz. Güven bana. Hem ben senin yanındayken kimse bir şey yapamaz sana. İyi tamam o zaman. Ben ders notlarımı alıp geleyim. Beraber çıkarız. Hadi, bekliyorum. Hı.
Meveş sen neler söylüyorsun? Birbirimizi sevmiyor muyuz biz? Niye ayrı kalalım? Niye daha fazla acı çekelim? Çünkü o insanların hayatlarını mahvettik biz. Paramparça ettik onları. Bizim aşkımız kirlendi. Anlıyor musun? Meveş lütfen böyle söyleme. Üzgünüm ama gerçek bu. Mutlu olmayı hak etmiyoruz biz. Bundan sonra asla seninle birlikte olamam. Anlıyor musun? Asla. Meveş! Meveş dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Ya neden hiçbir şey yapmıyorlar ya? Ha? İsteseler bulamazlar mı? Nerede bu kadın? Bulacaklar bağlı. Bulacaklar, sadece biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Eğer bulamazlarsa bebeğim... Of ben... Yapma böyle. Bak sana söz veriyorum, bulacaklar bebeğimizi. Efendim ne var? Nasıl? Ya tamam, başka biri ilgilense olmuyor mu? Tamam tamam anlıyorum. Peki görüşürüz. Ya şimdi şantiyeden aradılar. Yeni aldığımız bir işçi vardı, kaza geçirmiş. Benim gitmem lazım. Tamam sen git. Beni burada nasıl sağ? Canım işte gel, seni okula bırakayım. Ne yapacaksın? Burada bitti işin zaten. Ay hayır Can, lütfen burada olmak istiyorum biraz daha. Sen git. İşinden geri kalma. Biz biraz daha buradayız. Sonra ben Banu'yu eve bırakırım. Bilsen. Bebeğimiz şimdi nerededir, kim bilir, ne yapıyordur, düşünsene. Bizi böyle ancak elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Beni bulacaklar değil mi bebeğimiz? Ne olur bulacaklarını söyle. Bebeği kendimi vereceğim de ne demek? Gidip polise teslim olacağım da ne demek? Dünden beri çenemi boşuna mı yoruyorum ben? Ömrümün geri kalanını bu vicdan azabıyla yaşamak istemiyorum. Aferin. Hapislerde yaşa o zaman ömrünün geri kalanını. Ne yapayım? Kendimi çok çaresiz, çok sefil hissediyorum. Yahu sen sonuçta kadının çocuğuna kavuşmasını istemiyor musun? İstiyorum ama... Anasını arayıp bebeğin yaşadığı evin adresini söylediğinde anası gidip bebeğine ulaşmayacak mı? Ulaşacak. E gerisinden sana ne o zaman? Niye kurcalıyorsun? Ha derdin ne? Yemişsin bir halt. Ceza çekmeden nasıl atlatırsın diye kafa patlatıyor. Sen hala polisi aramaktan bahsediyorsun. Her şey için çok pişmanım. Daha iyisin değil mi? Daha iyiyim. Tabii ne kadar iyi olabilirsem. Dün Can'la konuşmuşsunuz. Sana evlenme teklif ettiğini söyledi. Çok sevindim senin adına. Ben hayır dedim böyle. Böyle bir karar alamam. Ona kavuşmadan bunu yapmam. Yapamam. Çok şaşırdım. Yani evet dersin diye düşünmüştüm. Neyse. Madem bekliyoruz burada. Bari boğazımızdan sıcak bir şeyler geçsin. Ben gelmek istemiyorum. İçeceğimizi alıp hemen döneceğiz. Hadi söz veriyorum. Pardon.
Annesini ara mı diyorsun şimdi? Hasbinallah. Kadın delirtme beni. Kaç saattir ne konuşuyorum ben? Peki ya vicdanım temizlenecek mi? Polise gidince temizleneceğini mi sanıyorsun? Her şeyi anlatıp teslim olduğunda unutacak mısın yaptığın altı? Hadi Demet, hadi. Her kimse ara annesini. Söyle bitsin artık bu sıkıntı. Ne yapıyorsun? Ara demedin mi? Cepten aranır mı? Yerini yurdunu öğrensinler mi istiyorsun? Kalk bir kulübeye gidelim, oradan ara. Uyudu mu? Uyudu, uyudu sonunda. Özlem Hanım, sizi böyle görmek ne güzel. İyi iyi, ameliyata gerek kalmadı herhalde. Aman ameliyat mameliyat deme bana. Neyse böyle giderse hiç ameliyata gerek kalmayacak. İnşallah. Böyle ara ara tekrar ediyor muydu yoksa ilk kez mi oldu? Yok. İlk evlendiğim zaman birkaç defa daha olmuştu ama... Ay bunun gibi hiç olmamıştı. Baksana bu yatak döşek yatırdı beni. Siz eşinizden ayrılmıştınız değil mi? Evet de... Sana ne? Niye soruyorsun bunları? Aklın sıra beni sorguya mı çekiyorsun? Özlem Hanım çok özür dilerim. Ben sizi üzmek istememiştim. Sen kim oluyorsun da beni üzeceksin? Azıcık yüz verdik diye aslarını isteme hemen. Özlem Hanım ben... Kes! Bana bak. Sen benim arkadaşım değilsin, anladın mı? Sen bu eve bebeğime bakmak ve bana hizmet etmek için geldin. Ağzından çıkan hareketlerine dikkat et biraz. Şimdi git. Yarın gelme izninizle. Kaldıramadım aptal yerine konmak. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor Pelin. Tamam ama sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? İnanamıyorum. Bir de utanmadan buraya geldim diyor. Ya Allah aşkına gelmiş olsa. Yani sen de buradaydın. Bana yalan mı söyleyeceksin? Kapıyı duymayacak mısın? Bak Pelin, bak. Var mı burada bir cevapsız? Var mı burada bir arama? Defalarca aradım diyor. Hadi ben duymadım, sen de mi duymadın? Pelin Allah aşkına bir bak ya. Tamam canım benim. Niye bakayım? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ne sanıyor bu beni? Hayır, kendini ne sanıyor? Elifciğim bak, Kaan aslında... Ben açarım. Ne o? Bizi gördüğüne pek sevinmedin galiba. Yok, şaşırdım sadece. Elif'i ziyaret etmek istemiştik de içeride değil mi? Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın? Aklım hep sendeydi Elif. Bir türlü fırsat bulup gelemedim malum, iş güç. Ama çok iyi gördüm seni. Sağ ol. Sarp'la kapıda karşılaştık. Sana ders notlarını getirmiş. İçeri girmeye korkuyordu. Ben de tuttum kolundan getirdim. Ye, oturun bari. Görsen apartmanın kapısının önüne nasıl silmişti. Dedim korkulacak bir şey yok. Niye burada duruyorsun? Elif seni çoktan affetti. O bizden daha olgundur. Öyle değil mi? Ben notlar içinde, dünkü çiçek içinde teşekkür ederim. Rica ederim. Sen nasılsın Pelinciğim?
İyi. İyiyim, sağ ol. Pelin'cim, şey, lavabo ne taraftaydı? Ben şu ellerimi bir yıkayayım. Gel, ben sana göstereyim. Yapma ya, kötü olmuş. Ay, niye böyle yapıyor ki? Ben nedenini biliyorum aslında. Hepsi o lanet yarayız yüzünden. Ya bir türlü onu aklından çıkaramıyor. E ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Ama benim ne yapıp edip Elif'i iyileştirmenin bir yolunu bulmam lazım. Yoksa onu kaybedeceğim. Sana inanamıyorum. Ne işin var burada? Anlayacaklar. Yorma sen o güzel kafanı. Ama aferin. İyi iş çıkardın. Bu arada bu işler bitsin, biz seninle başka ortaklıklara da girelim ha. Bu işler bittikten sonra seni bir daha görmek istediğimi sanmıyorum. Ona ben karar veririm. İyi. Yapmışsın dediklerimi. Başka çarem mi var? Yok tabii. Elif'e Kaan bence artık seni istemiyor dedin değil mi? Hayır. Demek söylemedim. Söyleyeceksin diyorum sana. Yıldız, sen kızı öldürmeye mi çalışıyorsun? Henüz değil. Yapma ne olur. Bu kadar vicdansız olamazsın. Ne vicdanı be? Ne vicdanı? Ben en son vicdan dediğini yattığım demir ranzada bıraktım, tamam mı? Şimdi akıllı bir kız ol ve dediklerimi yap. Yapamam. Ya sana yapabilir misin demiyorum. Yapacaksın diyorum. Hayatında kumar oynama istersen. Sonra ikimiz de üzülmeyelim. Tamam, yapacağım. Güzel. Sayende Kaan ve Elif aşkı tarihin tozlu sayfalarında hak ettiği yeri bulacak. Demek canın teklifini kabul etmedin daha. Madem sen Can'la evlenmek istemiyorsun, o zaman ben de Melih'le evlenirim. Olur biter. Çay çok iyi geldi. Dur ben alırım. Ben alışkınım zaten senin sakarlıklarına. Kiret, ara. Ara ve kurtul. Korkuyorum. Korkun necele faydası yok. Bebeğin yaşadığı yeri söyle ve kapat. Gitsin kendileri bulsunlar bebeklerini. Acaba bir arayayım bakayım. Aa, biri arıyor. Kim? Tanımıyorum ki. Açsana. Alo? Alo, kimsiniz? Alo, sesimi duyuyor musunuz? Konuşsana.